Yani peygamberimizin soyadı zaten Adnan. Yani Muhammed Adnan'dır. Mesela biz Tayyip Erdoğan'a, başbakana Tayyip demiyoruz. Erdoğan diyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz şimdi şu vakit olsaydı insanlar, yani şu dünya alemindeki insanlar ona Adnan diye hitap edeceklerdi. Yani soyadı olduğu için. İnşallah. Yani değil mi? Evet. Muhterem mesela Adnan diye hitap edeceklerdi. Soyadı olmuş oluyor. Mesela Süleyman Demirel'e biz Süleyman tabii demiyoruz. Sayın Demirel. Sayın Demirel diyoruz. Evet. 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 Mesela Sayın Adnan denecekti Peygamber Efendimiz de olsa, yani dışarıdaki insanlar öyle hitap edeceklerdi. Çünkü Adnani'dir. Soyadı Adnan'dır. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki adı adıma uyar. Adı adıma benzer. Adı adıma benzer. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Adı adlarıma benzer derdi o zaman. Adlarımdan birine benzer derdi. Hı hı. Bakın. Adı adıma benzer diyor. Evet. Bir tane isimden bahsetmiş. Tek bir adıma benzeyecek diyor. Bak, adı adıma benzer. Ahmet de olabilir, Mahmut da olabilir, Muhammed de olabilir, Mustafa da olabilir. Hı hı. Veyahut başka türlü. Tabii. Bu ölçü olmaz. Yani o zaman mesela bir insan Mehdi olmak arzusundaysa, ki böyle çok aday var, Mehdi adayları bana da yazıyorlar, ben geldim haberim var mı gibisinden. Yani nüfus dairesine gider, der ki benim adımı Muhammed olarak değiştirin der. Tabii sadece isimle olacak iş olacaksa değil, tabii adam yani. Mehdi olmuş olur o zaman. Yahut benim adım Mustafa koyun der. Veyahut arkadaşlara der, bana der bunu sonra bu şekilde hitap edin der. Veya, yani nüfus cüzdanı değiştirmesine gerek yok. Değil mi? Mesela birçok insan vardır nüfus cüzdanındaki ismi kullanmıyor. Arkadaşların ona kullandığı ismi kullanıyor. Kimse bilmez nüfus cüzdanındaki ismi. Çoktur öyle. Evet. Değil mi? Yani ona takılan isim kullanılıyor. Öyle kendi ismini değiştirebilir insan. Demek ki burada bir sır var. Yani burada bir sır var. Çünkü hadiste de var. Diyor ki alimler adını ve babasının adını öğrendiğimiz diyor. Daha yeni öğrenmişler. Evet. İnşallah. Yani demek ki bilinen aleni bir şey değil. Yani illa o Ahmet'tir diyor. Nereden biliyorsun Ahmet olduğunu? Muhammed olabilir, Mustafa olabilir, Mahmut olabilir. Niye Mustafa, Mahmut bunların üstüne durmuyorsun? Yani peygamberimizin soyadı zaten Adnan. Yani Muhammed Adnan'dır. Mesela biz Tayyip Erdoğan'a, başbakana Tayyip demiyoruz. Erdoğan diyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz şimdi şu vakit olsaydı insanlar, yani şu dünya alemindeki insanlar ona Adnan diye hitap edeceklerdi. Yani soyadı olduğu için. İnşallah. Yani değil mi? Evet. Muhterem mesela Adnan diye hitap edeceklerdi. Soyadı olmuş oluyor. Mesela Süleyman Demirel'e biz Süleyman tabii demiyoruz. Sayın Demirel. Sayın Demirel diyoruz. Evet. 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 Mesela Sayın Adnan denecekti Peygamber Efendimiz de olsa, yani dışarıdaki insanlar öyle hitap edeceklerdi. Çünkü Adnani'dir. Soyadı Adnan'dır. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki adı adıma uyar. Adı adıma benzer. Adı adıma benzer. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Adı adlarıma benzer derdi o zaman. Adlarımdan birine benzer derdi. Hı hı. Bakın. Adı adıma benzer diyor. Evet. Bir tane isimden bahsetmiş. Tek bir adıma benzeyecek diyor. Bak, adı adıma benzer. Ahmet de olabilir, Mahmut da olabilir, Muhammed de olabilir, Mustafa da olabilir. Hı hı. Veyahut başka türlü. Tabii. Bu ölçü olmaz. Yani o zaman mesela bir insan Mehdi olmak arzusundaysa, ki böyle çok aday var Mehdi adayları, bana da yazıyorlar, ben geldim haberim var mı gibisinden. Yani nüfus dairesine gider, der ki benim adımı Muhammed olarak değiştirin der. Tabii sadece isimle olacak iş değil. Olacaksa tabii adam Mehdi olmuş olur o zaman. Yahut benim adım Mustafa koyun der. Veyahut arkadaşlara der, bana der bunu sonra bu şekilde hitap edin der. Veya, yani nüfus cüzdanı değiştirmesine gerek yok. Değil mi? Mesela birçok insan vardır nüfus cüzdanındaki ismi kullanmıyor. Arkadaşların ona kullandığı ismi kullanıyor. Kimse bilmez nüfus cüzdanındaki ismi. Çoktur öyle. Evet. Değil mi? Yani ona takılan isim kullanılıyor. Öyle kendi ismini değiştirebilir insan. Demek ki burada bir sır var. Yani burada bir sır var. Çünkü hadiste de var. Diyor ki alimler adını ve babasının adını öğrendiğimiz diyor. Daha yeni öğrenmişler. Evet. İnşallah. Yani demek ki bilinen aleni bir şey değil. Hı hı. Yani illa o Ahmet'tir diyor. Nereden biliyorsun Ahmet olduğunu? Muhammed olabilir, Mustafa olabilir, Mahmut olabilir. Niye Mustafa, Mahmut bunların üstünde durmuyorsun? Evet, Erzurum'dan bir izleyicimiz. Değerli hocam, Peygamber Efendimizin soy ismi nedir?
diye bir soru yöneltmişler. Peygamberimizin soy ismi dün vardı. Evet, dünkü programımızda. Hangi kanalda? Dem TV'de, evet. Orada konuştuk. Yani iftiharla söyleyeyim, Adnan'dır. Maşallah. Beni Adnan'dır. Maşallah. Benim ismim de Adnan olduğu için çok hoşuma gidiyor. Bayağı seviyorum. Ayrıca Adnan cennetleri vardır Kur'an'da da. Peygamber Efendimiz'in soyu da beni Adnan'dır inşallah. İnşallah. Yani soyadı sorulmuş olsa Adnan diyecekti Peygamberimiz. İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnşallah. Evet, ismen benzerlikten mesela dünkü programımızda da bahsetmiştik ama kaçıran izleyicilerimiz olmuşsa bir kez daha altını çizmek istiyorum. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu konuda bir takım söylemleri vardı. Kendi ismine işaret ederek siz dünkü programımızda çok güzel bahsettiniz. Peygamber Efendimiz'in diğer isimleri de var. Muhammed, Mustafa gibi. Tabii. Ahmet de bunlardan birisi. Hani isimle ilgili olmadığına dair çok güzel şeyler söylediniz. Kaldı ki isimlerimden biri demiyor değil mi Peygamber Efendimiz? Bak maşallah sen çok dikkatli bir dinleyicisin. Tebrik ederim seni. Hem maşallah çok zekisin ve çok da dikkatlisin. O benim çok hoşuma gidiyor. Tabii Peygamber Efendimiz'in ismi Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed, Mustafa. Yani Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa. Peygamberimiz adı adıma uygun düşer diyor. Adı adlarıma, isimlerime uygun düşer demiyor. Demiyor, evet. Veya onlardan biridir demiyor. Yani, tabii bak, adı mesela öyle olsa değil mi? Evet. Dört isimli bir iki insan olduğuna göre Peygamberimiz böyle demesi gerekirdi o zaman. Adı adlarıma uygun, isimlerime uygun demesi gerekirdi. Yani isimlerimden aynıdır. Yani benim isimlerimle aynıdır. Uygun da değil yani. Uygun çünkü ayrı bir anlam tabii taşıyor. Evet. Değil mi? İsmi isimlerimle aynıdır. İnşallah. Demesi gerekiyordu. Öyle dememiştir. Adı adıma uygun düşer diyor. O zaman anlamı ayrı. Anlamı ayrı. Yani evet, özel bir anlamı olduğu anlaşılıyor. Yani hususi bir anlamı olduğu anlaşılıyor. Tahakkuk ettiğini de anlayacağız. Halbuki yani bir insan der ki çocuklar bana Ahmet diye hitap edin bundan sonra der. Tabii adı Ahmet yani olur bu kadar. Eğer daha da detay istiyorsa gider mahkemeye müracaat eder, ismini Ahmet diyeni değiştirir. Ve kimse de bir şey diyemez, benim adım Ahmet oluyor. Ama yeryüzündeki tek Ahmet kendisi değil ki, bir de öyle de bir durum var yani. Milyonlarca Ahmet isminde, Muhammed isminde, Mustafa isminde insan var. Tabii ki. Yani hiçbir şekilde bu böyle olmayacağı belli. Ayrıca mesela bir ismi de Adnan'dır Peygamber Efendimiz'in. Milyonlarca Adnan vardır. Milyonlarca Mahmut, Mustafa, Muhammed vardır. Demek ki bu bir ölçü değil. Yani inşallah. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı, mesela soyadınız ne denseydi? Sayın Adnan. Adnan diyecekti tabii. Hitap edilen kişiler mesela, çünkü bizim aslımızda hitaplar hep soyadıyla biliyorsunuz. Soyadıyla tabii. Mesela Sayın Erdoğan deniyor. Tayyip Erdoğan beyefendi, evet, değil mi? Başbakan'a. Evet. İsmine hitap edilmez. Etmiyorlar yani, toplumda böyle bir genel kanaat var. O yüzden yani toplumun genel kanaati, genel uygulaması olarak birçok yerde, mesela Avrupa'da da öyledir. Hitap olarak Muhterem Adnan diyebilirlerdi Peygamber Efendimiz yaşamış olsaydı. Evet. Yani ismi olarak hitap edeceklerdi. Adnan diye hitap edeceklerdi. Ama bu hiçbir şekilde ölçü olmaz. Yani ismim Adnan dese ya ismim Muhammed, Mustafa, Ahmet dese ben peygambere değil mi? Bu yönüyle yani bu rivayetleri yönüyle benziyorum dese olmaz. İnşallah. Yani ve dolayısıyla yani hadislerin kastedildiği manayı ben veriyorum dese yine olmaz inşallah. Peygamberimize tam isim olarak benzer yani bu yönüne benzer, fakat mehdilik yönüyle iddiada bu delil olmaz. Yani ama tabii ki mesela Peygamber Efendimiz'e boyun benziyor diyebilir, Mehdi'ye benziyorum diyebilir, Hazreti İsa'ya benziyor olabilir fizik yapısı. Ama bu onu göstermez. Mesela Hazreti İsa'nın da görünümü çok detaylı.